Öncelikle Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, hepinize hoş geldin demek istiyorum. Sunumumuza başlamadan önce spor haftası olduğu için Erzurum spor kültürü hakkında güzel bir tane video hazırlamak istedik, size göstermek istedik. Bugün size Malezya sağlık sistemi hakkında konuşmak için geldik. Malezya ülkemizden 7700 kilometre uzakta, Güneydoğu Asya'da bulunan bir adalar ülkesidir. Başkenti Kuala Lumpur olan... Başkenti Kuala Lumpur olan ülkenin Başkenti Kuala Lumpur olan ülke federal monarşiyle yönetilmektedir. Yüzölçümü 303 bin kilometre kare olarak dünyada 66. sırada bulunmaktadır. Ülkenin resmi dili Malayca'dır. Ülkeyi %55 ile Malaylar oluşturmaktadır. Bunun yanında %25 Çinliler, %10 Hint ve geriye kalan %10'luk kesimse diğer etkin kökene sahiptir. Ülkenin resmi dini İslam'dır. Bunun yanında azımsanmayacak derecede Hristiyanlık da bulunur. Para birimi ringgit'tir. Toplam nüfusu 32,5 milyon olan ülkeyi 0-14 yaş nüfus oranı %23,2'dir. Bu da ülkenin genç bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir bize. Ülkeye baktığımız zaman anne ölüm oranında önemli bir yükseklik görmekteyiz. 100 binde 21 ile. Bu OECD ülkelerinde 100 binde 7'dir. Ayrıca OECD ülkelerinde 4 olan 5 yaş 6 çocuk ölüm hızı ise Malezya'da binde 7,6'dır. Malezya'da ölüm nedenlerine baktığımız zaman ilk sıralarda dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları gelmektedir. Bunun yanında bulaşıcı ve parazitar hastalıklar %11,61'dir. Enfeksiyon hastalıkları indisansını incelediğimiz zaman tüberküloz 100 binde 77,76 ile önemli bir derecede yükseklik göstermektedir burada. Onu ikinci sırada HIV, üçüncü sırada sıtma takip etmektedir. Sağlık risk faktörlerini karşılaştırdığımız zaman tütün, diyabet, obezite, alkol oranlarına bakıyoruz. Bunu ülkemiz Türkiye ve OECD ülkeleriyle karşılaştırdık. Tütün, diyabet, obezitede ülkemiz ve OECD ile farklılık göstermese de, çok uçurum olmasa da, alkolde önemli bir uçurum olduğunu göstermektedir. Bu da dini inançlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bundan sonrasında arkadaşlarım devam edecek. Teşekkür ederim. Ses açık şu an. Merhabalar, ben Emin Karabacak. Erzurum Şehir Hastanesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de Deniz Hurşit. Ben de Erzurum Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Slide'ın geri kalanını biz ikimiz beraber anlatacağız. Ülke sağlık, insan gücü ve fiziki sağlık kaynaklarının dağınımında Malezya sağlık sektöründe insan kaynaklarını çok geliştirmek amacıyla önemli bir biçimde eğitim ve öğretim programı hazırlamıştır. Ülkede 10 tıp okulu bulunmaktadır. Bunun yanında ise ülke İngiltere ve Avustralya'da eğitim görme fırsatı sunmaktadır öğrencileri için. Bu iş gücüne yönelik kapasiteyi tekrardan en üst seviyeye çekmek için birinci seviyeye basamak hizmetlerinin yerini alacak olan aile hekimi uzmanlarını yetiştirilmek en önemli amaçlarından bir tanesidir. Ülke insan sağlık gücü ve fiziki sağlık kaynaklarının nüfusunda ise bin nüfusa düşen de hekim, hemşire, diş hekimi, eczacı, biz Malezya ve Türkiye'de birbirine yakındır. Lakin OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığımızda öncelikle hemşire olmak üzere hekim, diş hekimi ve eczacı sayılarında OECD ülkelerinin üstünlüğünü görmekteyiz. Malezya yatak ve ortalama kalış gün sayısında aslında nüfusumuzu oranladığımız zaman da 2,5 katlık bir oran, aynı şekilde toplam yatak sayısında da korunmaktadır. Lakin yoğun bakım yatak sayısına geldiğimizde ise ülkeler arasındaki nüfus farkından daha fazla bir oran olan
3 kat yoğun bakım yatak sayısına sahip olduğumuzu görüyoruz. Türkiye'de hastanede kalış veya yatış süresi gün sayısı ortalaması olarak 4 günken Malezya'da bu 5 gün olarak sunulmaktadır. Malezya hekime başvuru sayısında ise bir yılda bir kişi Türkiye'de 10 defa hekime başvururken Malezya'da bir kişi bir yılda 2,5 kez veya yaklaşık 3 kez hekime başvurmaktadır. Ülke sağlık yönetimi yapısı ve organizasyonuna bakarsak bütün sağlık hizmetlerinin tamamını Malezya'da sağlık hizmetleri tamamıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ülkede sağlık hizmeti kamu ve özel sektör tarafından sunulmaktadır. Ülkede sağlık tesisine göre sağlık tesisi düzeyine göre sunulan hizmetler değişmektedir. Bunlar eyalet ve bölgede hastaneler, ilçelerde sağlık dairesi, yerelde sağlık kliniği ve kırsal klinikler bulunmaktadır. Kırsal klinikte sunulan hizmet türleri örneğin aile sağlığı ve ayakta bakım hizmetleridir. Burada genel manada Malezya halkı ilk basamak olarak söylemeyeyim en çok tercih edilen hizmet türleri sağlık kliniğini tercih etmektedir. Hem özelini hem kamuda bulunanlarını. Ülke sağlık sistemi ve finansmanı ve harcamalarında ise Malezya'da hem özel sektör hem de kamu sektörü tarafından yürütülmektedir. Bu kamu sektörü merkez hükümetin topladığı vergiler tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda bu vergiler alındığı zaman da sağlığın iyileştirilmesine harcanıyor. Aynı zamanda birinci, ikinci ve üçüncü sağlık derecelerinde rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerinin hem imkan hem de kalifiye olarak da ileri gitmesine sebep vermektedir. Diğer yandan hızla büyüyen özel sektör daha çok tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik olmakla birlikte özel sigortalar ve doğrudan ödemeler ile finanse edilmektedir. Ayrıca yalnızca sınırlı sayıda özel sağlık sigortası sunan özel sağlık sigortası şirketi diş bakımını kapsamayan sigortalar sunmaktadır. Bu da diş bakımının finansal maliyetleri nedeniyle bazı kısıtlamalar olduğunu göstermektedir. Toplumun sağlık güvencesi ise şöyle, hükümet bütün vatandaşların özel veya kamusal olarak %98 harcamaların ve hizmetin tamamını karşılamakta. Lakin şurada önemli bir detay vermek istiyorum. Çalışan nüfus için zaten bir şey fark etmiyor. İster kendi kişisel olarak özel sigorta yaptırıp özel sigortayla devam edebilir ki ülkede özel sigorta fiyatları getirince çok ucuz, hatta çok fazla ucuz. Dönüp baktığımızda işsiz veya herhangi bir sosyal güvencesi olmayan bir kişi devlet hastanesine gittiği zaman yine devlet onun bütün masraflarını karşılıyor. Veyahut özele gitmek istediği zamanda da özelde eğer devletin anlaşmalı olduğu özel üniversitelerden birinde ise devlet onun da tamamını karşılamaktadır. Aynı zamanda kamu ve özel sektörün toplam sağlık harcaması gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine kapsamaktadır. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün oranıyla eşdeğerdir. Malezya sağlık reformları 2023 yılında bir karar alınıyor. 15 yıl içinde program ve planlama yapılıyor. Bu program ve planlamanın adını bir finansman olarak döküyorlar. Health White Paper adıyla bir proje kabul edip bu sağlık reformunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı bu projeyi 4 basamağa dayandırdı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda dönüşüm. İkinci basamak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi. Üçüncü basamak sürdürülebilir ve adil sağlık finansmanının sağlanması. Dördüncü basamak ise sağlık sisteminin temellerinin ve yönetiminin güçlendirilmesi olarak belirlendi. Hasta memnuniyet düzeyine baktığımızda aslında ikiye ayırmak burada daha doğru olacaktır. Yerel halk, doktorların %54'ü özel sektörde çalıştığı için hem doktor kısıtlılığı hem de uzun muayene beklemelerinden dolayı kamu sektöründe pek memnun değiller. Lakin dönüp özel sektöre baktığımız zaman da ise özel sektörde doktorların çok olması, birazcık daha İngilizcelerin iyi olması ki halkça çokça İngilizcelerin iyisidir. Aynı zamanda kalifiye doktorlarının olması da özel sektörden hizmet alan kısmın yeterince memnun düzeyinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Sağlık hizmetlerinin komşu ülkelerden daha kaliteli ve daha ucuz olmasından dolayı Malezya'nın sağlık turizmi açısından tercih edilen bir ülke olduğu anlamına gelmektedir. Malezya'da e-sağlık sistemi var. Bu e-sağlık sistemi tamamen dijital çağa ayak uydurmak adına yapılmaktadır. Bu sağlık sisteminin ismi Malezya Sağlık Uygulayıcı Sistemi olarak geçilmektedir. Bu sistem Covid'de çok başarılı bir şekilde devam edildi. Şu anda da bazı özel üniversiteler ve birkaç üniversite bu e-sağlık sistemini kendi çabalarıyla ve kendi imkanlarıyla tekrar devam ettirmektedir. Ayrıca bizim Erzurum'da bulunduğumuz, eğitim aldığımız şehir hastanesinde ise bu e-sağlık sistemine benzer bir sistem yapıldı. Keza ki özellikle psikiyatri dalında bu e-sağlık sisteminden çok yararlandık ve faydasını gördük. Bu sağlık sisteminin içeriği Malezya vatandaşlarının online olarak
konsültasyon almasını sağlamaktır. Online konsültasyonda eğer ciddi bir sonuç varsa sistem evine, yani hastanın evine ambulans sağlar ve en yakın hastaneye sevkini sağlıyor. Geleneksel ve tamamlayıcı sağlık uygulamaları adına Malezya'da aslında çok yaygın, lakin kırsal kesimde tamamıyla böyle bir inanış var. Halkın şifacı olarak tanıttığı geleneksel tamamlayıcı sağlık uygulamaları şifacı olarak tanıtılan kişiler tarafından bizzat yapılmaktadır. Lakin Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktorlardan da çok az bir kısım olmasına rağmen vardır ve bunların hizmetleri verilmektedir. Keza ki bunlar da yasa ve yönetmeliklerde zaten mevcut olduğu için böyle hizmet verilmektedir. Son 30 yıl içerisinde geleneksel tıp Malezya halkı için sağlık konusunda önemli katkılar sağlamıştır. Bugün spor festivali aynı zamanda bu büyük üniversitenin, bu büyük temalı sağlık temalı büyük üniversitenin bir öğrencisi olduğumuzdan ve bu organizasyonun da bir üyesi olduğumuzdan dolayı bütün protokole ve bütün herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Sunumumuz bu kadardı.